Hanım, bir saniye bekler misiniz? Ben mi öptüm? Evet, maalesef. Hayır, hayır. Tabii ki çalmadım. Tahminleriniz yanlış. Niye? Çünkü çalsam çantamı attırırım değil mi canım? Niye böyle sallaya sallaya çıkayım? Ya ben bu ara çok dalgınım biliyor musunuz? Moralim falan da çok bozuk. O yüzden ben öyle yürüyüp gitmişim. Ben en iyisi gidip bunu ödeyeyim. Buyurun. Öykü neredesin? Seni bekliyoruz Provit. Aa, ağlıyor musun sen? Evet. Ya kadın sevmiş de hayallerle evlenmiş, sonra başına gelene bak. Ne okuyorsun böyle sen? Ya birbirine aşık iki insan nasıl bu hale gelir ya? Hani derler ya hayatım yazsam roman olur diye. Al yazmış olmuş işte. Sen böyle kitapları okumayı bırak bak. Karşında ayakta roman var. Nasıl yani? O kadın hiç olmazsa evlenmiş. Ama ben aşık olduğum adam kucağımda bebeğimle bırakıp kaçtı beni, bilmiyor musun? Bilmez miyim hiç? Hep merak ederdim de soramazdım. Ay şimdi zaten duygusal bir anım değil. Bunu söylemek istiyorum, gerçekten dayanamayacağım. Size bunu nasıl yapar ya? Nasıl? Sordum, rahatladım şu an. Çok gençtik Öykü. Evliliğin sorumluluğunu kaldıramayacağını düşündü. Korktu. Hani korkular bazen insanları yanlış kararlar almaya zorlar. O da korktu, kaçtı. Erkekler böyledir. Zora geldiler mi hemen kaçarlar. Ama bütün erkekler öyle değil. Ayaz böyle bir şey yapmaz. Ayaz'ı ben yetiştirdim. Altına girdiği sorumluluğun farkında olmasa sana evlenme teklif etmezdi, edemezdi. Buna annesi olarak ilk başta ben engel olurdum, sen zarar görme diye. Korkacağın hiçbir şey yok. Ben kefil. Ben Ayaz'a zaten çok aşığım. Ayaz'ın böyle bir şey yapacağını hayatta aklıma bile getirmem. Biliyorum. Ama gün gelir aşk biter Öykü. Daha doğrusu şekil değiştirir. Bunu sakın unutma. Ya tamam, siz genç kuşak olarak her şeyi çok çabuk tüketiyorsunuz ama ben sizin tüketmeyeceğinize eminim. Bak böyle abuk sabuk kitapların gazına gelme. Hani rol modelim bendim? Sensin. Hadi o zaman, hadi. Ayağa kalk, kendine gel. Kızlar seni aşağıda provaya bekliyorlar, hadi. Tamam, bir yüzüme falan bakayım, gelir. Bekliyoruz. Kuzum, bugün büyük gün. Evleniyorsun. Öykü. Anne, 5 dakika daha ya. Anne, ne oldu ya? Ha, ben şimdi ne dedim ki ağlayacak yani? Eskiden 5 dakika daha dediğinde kalk serviste uyursun derdim. Ya şimdi ne diyeceğim? Gelin arabasında uyuyor diyeceğim ben sana ya. Anneciğim ne olursun. Annem benim, güzel kızım benim. Bu sefer dönmeme güzere gidiyor anne. Anne, canım bak ne olursun yapma. Hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak çok yorgunum anne. Bir de sen yorma, olur mu? Tamam anneciğim. Yani ülke dışına çıkmıyorum ya, şuradayım. Her zaman gelir giderim ben sana. Ne gelmesi ya? Gelme, en sonunda güzel oda benim olacak. Seni Allah'ın cezası. Cem, anneciğim,
Biraz da ablanın odasını böylece koruyalım mı ne olur? Ha tabii tabii. Hafta eşyalarını cam ekrana koyup öykü müzesi yaparız. Şaka mısınız siz ya? Doğru ya. Evlilik şakaya gelmez. Hadi kalk bakalım sen de. Kalk kalk kalk. Hadi hadi hadi. Kalk 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 da. Daha bir sürü işimiz var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Günaydın gelin hanım. Günaydın. Kahvaltı hazırlamadınız mı? Senin kahvaltın burada. Yok ama. Ya dün sabah kahvaltı, dün pastası mı yedirmiş kızlar ya? Bir dakika. Bu kesin annemden değil mi? Anne! Düğün pastası da mı kahvaltıda bizde adeti ya? Ay kızım ne adeti ya? Hadi birinden birini seç de düğün pastanı yaptıralım. Düğün pastam hala hazır değil mi? Henüz karar vermedin hayatım ya. Hı. Aç bakayım ağzını. Tamam bakalım. Baldır. Yetişir mi? Aa yetişir tabii kızım. Para varsa her şey yetişir. Tamam bir annene bak. Hadi ayakkabını da seç. Ben bakarım. Onu da mı seçmedim? E yavrum karar veremeyince dördünü birden aldık ya. Hadi. Kontrolamak gözle geldi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hemen bir bakın saçını nasıl yapacaksınız. Efendi siz de böyle gelin, böyle sorun. Bir şey diyeceğim. Bence bu daha iyi. Hadi kalk lan. Hadi kalk salak. Bugün çok işimiz var. Sensin salak. Ya ben Öykü'yü seviyorum. Sadece 5 dakika daha uyumak istiyorum ya. Şu son bir hafta benim için çok zor geçti. Bittim ben. Aa, bittin mi Ayaz'cığım? Vallahi biz de bittik. Yani annen yüzünden sabaha kadar davetiye de attık vallahi. Oğlum bak kalk kalk. Bugün çok işimiz var. Önce sauna. Sonra masaj. Ve son olarak damat tıraşı. Hadi kalk. Beyler ya, bizim sevgili dostumuz Ayaz yatıyor. Biz burada ayakta bekliyoruz. Çok ayıp. Doğru ya, biz de uyuyalım. Benim uykum geldi mesela. Hoppa! Yemin ediyorum insan değilsiniz siz ya. Versene bir tane. Heh, eyvallah. Of, çok güzelmiş ya. Oho, Mete'nin işi çıkmış, gelemiyormuş. Hadi uyur ya. Ya oğlum, bu var ya bir şeyler karıştırıyor ama ben daha çözemedim. Neyse yapımcı diyordunuz. Ha, ya Ayaz. Abi olaylar çok hızlı gelişti. Yarın görüşmeye gidiyoruz. Arkadaş şöhret basamaklarını yürüyen merdivenle çıkıyor. Yürüyen merdivenle çıkıyor. Merdivenler aşağı doğru inerken ben yukarı çıkmaya çalışıyorum yalnız. Ya Ayaz bir şey sorun şu çocuğa ya. Çocukta her şey var, özgüven yok ya. Oğlum adam haklı. Bence de bir şansın var. Bak eğer doğru kişiler karşısına çıkarsa neden olmasın? Ya Ayaz, oğlum biz bence kendimizi kandırıyoruz ha. Hakikaten. Yani biz biraz böyle kendi işimize konsantre olsak. Ne bileyim bizim köfteciyi büyütebiliriz mesela yani. Oğlum şu mekana baksana, fıstık gibi yer lan. 2, 4, 6, 8, 10, 20 masa desem tamam mı? 4 kişi yemek yese şurada. Ulan kişi başı 50 liradan var ya yemin ediyorum deli para. Çok iyi para yani. O zaman oğlum şöyle bir şey yapalım. Sen şöhret ol, popstar ol, para kazan. Ondan sonra böyle bir yer açalım. Sen gel burada bir de canlı müziğini yap. Hem kebap hem canlı müzik. Nasıl fikir? Bence biraz daha düşünün. Hey Allah. Onu bunu bırak da, sizin durumlar ne oldu? Ya, bu gece o konulara girmeyelim.
Niye ki? Ne oldu? Harbiden ya. Bence de o konulara hiç girmeyelim. Sen bizim dengimiz değilsin ki oğlum. Sen önce bir evlen, ondan sonra biz konuşuruz bu konuları senin. Vay, ufukta bir tarih görünüyor mu? Yok be oğlum ya. Bizim iş resmen Beşiktaş'ın stadına döndü. Bir türlü olmuyor anasını satayım. Neden? E oğlum biliyorsun durumları. Burcu Şampiyonlar Ligi'nde top oynuyor. Ben üçüncülük amatör kümeyim. Bilmem anlatabildim mi Ayaz efendim? Hı. Tabii maddi konular da önemli ama asıl mesele başka. Neymiş o? Güven. Karı koca birbirine güvenmeli. Ya ne olursa olsun evliliğin temel taşı bu. Ya tamam oğlum bırakın artık şu sıkıcı evlilik muhabbetini ya. Allah Allah. 40 yılda bir erkek erkeğe sokağa çıktık. Kebap yiyoruz burada evlilik mi konuşacağız ya? Hadi şuraya bakın. Dur bir dakika. Ayaz gir abi gir gir. Bak bak, bak bir de bu var. Erkekler park yeri gibidir. İyi yerlerin hepsi kapılmıştır. Ay bu da çok güzel, bu da çok güzel. Erkekler kahve gibidir. İyi bir kahve sizi sabaha kadar ayakta tutar. Ay ne var canım, sabaha kadar güzel bir film izlersiniz beraber mesela. Aa bak, bak bak, bence en güzeli bu. Erkekler Bluetooth gibidir. Sen yanındayken sana bağlı kalır ama uzaklaştıkça hemen yeni aygıt aramaya başlar. Bir dakika, bir dakika. Ayaz şimdi kendine yeni bir aygıt mı arıyor? Ay yok canım artık daha neler sende. Ay Ayaz yapmaz öyle şeyler. Yok ya bence de yapmaz zaten. Hem daha yeni barıştık biz. Yani barıştık sayılır. Yani orası hiç belli olmaz tabii. Baksana yüzüğü elinden çıkartmaya başlamış bile. Sibel, Sibel. Cips ye canım sen. Al, al sen. Cips ye, cips, cips. Ya. Bak, bak şimdi bir tane daha aklıma geldi. Erkekler cips gibidir. Yedikçe hoşunuza gider ama sonra çok pişman olursunuz. Ayaz kendine iki tane yeni aygıt bulmuş. Al işte, İlker'le Emre. Gördün mü bak? Ben sana söyledim zaten, Ayaz hayatta yapmaz öyle bir şey. Kebapçıda muhabbet ediyorlar. Gayet zararsız bir ortam. Ay ben burayı biliyorum canım. Burası kadınların da çok gittiği bir yer. İlker bekarken bayılıyordu buraya. Ay, ayrıca nereden biliyorsunuz canım siz? Şimdi yanlarında belki de üç tane sarışın vardır da biz görmüyoruz ha? Şeyma canım evde bant var mı bant? Neden? Şu Sibel'in ağzını bantlayacağım da ben. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Onlar öyle dışarıda gezerken biz niye eve tıkıldık? Hadi biz de gidelim oraya. Ay yok canım, hiç olur mu öyle şey? O ne demek yani, biz sizi kıskandık da peşinize düştük. Ay evet Burcu haklı. Sen de biraz çocuğa alan ver canım, nefes alsın çocuk. Tamam, peki. Yani öyle diyorsanız öyle olsun. Ama ben çok daraldım, keyfim kaçtı. Ben eve gidiyorum. Aa, aa öyle ya. Saçmalama. Aa, acımıyorum. İşte bak ne güzel muhabbet ediyorum. Oh mis gibi. Eyvallah. Üstü kalsın. Ayaz'ım eyvallah ya. Vallahi kesene bereket. Ama bak bundan sonraki bizde. Afiyet olsun. Abicim bak bir dahaki sefer buluştuğumuzda ben sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Hem hesaplı hem çok lezzetli. Konsept köfte. Ya beyler sağ olun. Ya bana da iyi geldi. İyi kafa dağıttım ben bugün. Eyvallah. E oğlum çok güzel olmadı mı işte bak. Kadın yok huzur var ya. Ne dert var, ne tasa var. Güzel güzel yemeğimizi yedik işte. No woman, no cry diyorsun yani, öyle mi? Bana bak ya. Sen yarın aslında bu şarkıyı mı söylesen yapalım? Lan oğlum saçmalama ya, Allah Allah. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. İçeri girip bakabilir miyim?
Yemek yemeyeceksiniz. Yok, yemeyeceğim çünkü ben bakıcıyım. Öyle alıcı değilim. Bakıcı mı? Bebek bakıcısı mı? Kalk hadi gidelim. Yarın işimiz gücümüz var. Hadi. Ustacığım, ellerine sağlık. Köfteler çok güzel olmuş. Farklı bir baharat tadı var. Ne koyuyorsun sen bunlara? O da bizim sırrımız. Ya oğlum bırak kitleme ustayı. Ustacığım eline sağlık. Afiyet olsun. Eyvallah. Ya kalk kalk hadi işimiz gücümüz tamam, var. Tamam kalk. Allah Allah. Hadi hadi hadi. Hadi ustacığım bizim mekana da bekleriz. Geliyor, geliyorlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Gençler, bırakayım mı sizi? Yok be kardeşim, hiç zahmeti. Biz gideriz şuradan iki dakika değil mi? Ya aslında şu an saat erken değil mi ya? Şöyle bir bara falan mı takılsak, ne yapsak? Yok oğlum, başka geceye kaldı artık. Eyvallah, gel öpeyim. Sağ ol her şey için. Ne demek, kardeşim, görüşürüz. Haberleşiyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz, dikkat et. Hadi eyvallah. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Dinleniyorum. Karanlıkta niye oturuyordun? Karanlıkta? Voltaj. Voltaj bir inip bir çıkıyor ya. Ben de sinirlendim. Kapattım her şeyi. Öykü, paltonu niye giydin? Üşüdüm. Birazcık üşüdüm. Ne bulursam giydim işte. Gecen nasıldı? İyi. Kebapçıya gittik. Aa, hiç bilmiyordum. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. Biraz uykum geldi benim herhalde. Ben ne yapayım? Ben yatayım, uyuyayım. İyi geceler. Senin otelde ya. Hani spora gidecektin? Ne
buluşacaksın çok merak ediyorum. Bu bir savaş Öykü. Bu bir savaş. Varlığını bile hissetmemeli. Kelebek kadar sessiz olmalısın. Siper al Öykü. Çok pardon, çok pardon. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Eğer yeteri kadar yaklaşırsam konuştuklarını duyabilirim. Soracağım Ayaz. Hanımefendi. Hanımefendi, siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorum? Şey yapıyorum. Hazırlık yapıyorum. Birazdan çok fena olay çıkartacağım burada. Hanımefendi, sorun çıkartmadan bizimle geliyorsunuz. Nereye geliyorum? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Sakin olun. Otel içinde şüpheli şahıs. Dikkatli olun. Şüpheli şahıs mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim, sağ ol. Buyurun. Kahve içer misin? Lütfen, alırım, evet. Şimdi bana kimin için çalıştığını söylüyorsun. Kimin için mi? Atlantis'i duydunuz mu hiç? Yeni bir örgüt olabilir. Peki kim var bu Atlantis'in arkasında? Nazmi Bey. Biz İtalya'da çalıştık. Sonra o bana... Demek İtalya bağlantılı çalışıyorsun, öyle mi? Yok, öyle değil. Biz sadece orada çalıştık. Sonra o bana bu işi verdi. Peki buraya yalnız mı geldin? Gereken kimseden yardım aldın mı? Yani arkadaşlarımla biri olsa tabii mutlaka benimle gelmek isterlerdi ama ben kimseye söylemedim. Kendim gizlice geldim. Sonuçta bu bir savaş. Ve ben bu savaşı kendim kazanmalıyım, tek başıma. Neler oluyor burada ben gerçekten anlamıyorum. Ama benim artık gitmem lazım. Daha yukarı çıkıp olay çıkaracağım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bu olay aydınlanana kadar buradasın, tamam mı? Kusura bakmayın hanımefendi. Siz öyle olay çıkartacağım, patlatacağım falan deyince... Avrupa Birliği'nden heyet geldiğinden dolayı güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkarttık. Çok üst düzeymişsiniz gerçekten. İki saat burada beni boş yere tuttunuz. Tekrar özür dileriz. İyi, tamam, neyse. Hadi ben gidiyorum. Kadınla buluştun ha? Sana bir yol görünüyor kızım. Hem de üç vakte kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.